Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Sizlere bu dersimizde üçgenler ve dörtgenlerde açı problemlerini göstermeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Dersimize başlamadan önce üçgenleri bir hatırlatmak istiyorum. Dörtgenleri zaten ayrı bir videoda anlatmıştım. Şimdi üçgenler açılarına göre sınıflandırılıyor ve kenarlarına göre sınıflandırılıyor. Açılarına göre sınıflandırırken dar açılı üçgenler Dik açılı üçgenler şöyle ve geniş açılı üçgenler olarak 3'e ayırıyoruz. Şimdi dar açılı üçgenlerde iç açılarının üçü de 90 dereceden küçük oluyor. Bakın şurada görüyorsunuz mesela 45 derece bir açısı, diğeri 85 derece, diğeri de 50 derece. Yani üçü de dar açı. O yüzden ismi dar açılı üçgen oluyor. Diğerine bakalım. Dik açılı üçgende ise açılarından bir tanesi dik açı oluyor. Yani 90 derece. Bir açısı 90 derecedir. Yani dik açıdır. Diğer iki açısı ise dar açı oluyor. Bakın şu D açısı ile F açısı da dar açı oluyor. Üçüncü olarak da geniş açılı üçgenlerimiz var. Geniş açılı üçgenlerde de bir açısı 90 dereceden büyüktür. Yani geniş açıdır. Bakın şurada görüyorsunuz 120 derece. Diğer iki, iki açısı yine dar açı oluyor. Şimdi üçgenleri kenarlarına göre nasıl sınıflandırıyoruz? Yine 3'e ayırıyoruz. Eşkenar üçgenler, ikizkenar üçgenler ve çeşit kenar üçgenler diyoruz. İlk önce eşkenar üçgenleri şöyle bir tanıyalım. Şimdi eşkenar üçgen demek yani bütün kenarları eşit demek. Tüm kenarları eşit uzunluktadır. Bakın burada görüyorsunuz 5 cm, burası da 5 cm, burası da 5 cm. E, kenarlar aynı olduğuna göre iç açıları da birbiriyle aynı oluyor sonuç olarak. Yani eşkenar üçgenin bütün iç açıları 60 derecedir. Şöyle yazalım isterseniz 60, 60, 60 derece işareti de koyalım ve burası da 60 derece. İkizkenar üçgene bakalım. İki kenarı eşit uzunluktadır, diğer kenar uzunluğu farklıdır. Eşit kenarların karşılarındaki açılar da birbirine eşittir diyoruz. Şimdi bakın burada iki kenar eşit, 6 santimetre, 6 santimetre. Bazen buradaki e, ikiz kenar üçgende kenarların birbiriyle iki tane kenarın aynı olduğunu göstermek için kenarların üzerine şöyle işaretler görebilirsiniz. Bu işaretleri görürseniz bunun e, ikiz kenar üçgen olduğunu anlarsınız. Bakın iki kenarı 6 santimetre diğer kenar 8 santimetre. Ve ne diyordu? Eşit kenarların karşılarındaki açılar birbirine eşittir. Yani şuradaki E açısıyla çünkü bu kenarın karşısında E açısı var. Buradaki kenarın karşısında da F açısı var. Yani bu açıyla bu açı birbirine eşit oluyor. Yani burası 50 derece ise burası da 50 derece oluyor. Tepe açısı farklı oluyor diğerlerinden. Geldik çeşit kenar üçgene. Çeşit kenar üçgende bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı oluyor. Bakın burası 4 cm, 6 cm, 8 cm. Buna dayanarak şunu da söyleyebiliriz. O zaman içerideki açılar da birbirinden farklı oluyor. Ve şunu söylemeyi e, unuttum galiba. Üçgenin iç açılarının toplamı her zaman 180 derecedir. Bunu unutmuyoruz. Zaten burada da varmış. Üçgenler ve dörtgenlerde açı problemlerine başlamadan önce yine hatırlatmalarımızı yapalım. Bakın üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Dörtgenlerin iç açıları toplamı da 360 derecedir. Dörtgenleri şöyle bir hatırlayalım. Neler vardı? Mesela bir kare, dikdörtgen ya da yamuk dediğimiz dörtgenler vardı. Eğer dörtgenleri tekrar hatırlamak istiyorsanız benim ilgili videoma bakabilirsiniz. Dörtgenler konulu videoma. Şimdi sorularımıza başlayalım. Birinci soru kolaydan zora doğru yapacağız sorularımızı. Nasıl yapabiliriz? Bakın iki tane açı verilmiş. Diğer C açısını bize soruyor. Hemen ne yapıyoruz? Üçgenin iç açıları 180 derece. O zaman biz ilk önce A ile B'yi toplayalım. 76 ile 65'i topluyorum. 11 8 oldu. 14. İkisi 141 derece oldu. İç açılar 180 olduğu için 180'den 141'i çıkarıyorum. Ve geriye C açısı kalacak. Evet sıfırdan çıkmaz 10 oldu. 10'dan 1 çıktı 9. Burada kaldı 7. 4 çıktı 3. Demek ki C açısı ne oldu? 39 derece oldu. Şuraya yazabiliriz. Kolay bir soru. İkinci soruya bakalım. Şimdi ikinci soruda K, L ve M üçgeni var. KLM üçgeni. Bakın burada biz bize bir ipucu gözüküyor. Nedir? Az önce söylemiştim. İki kenarın birbiriyle aynı olduğunu gösteren işaretleri görüyoruz. Yani bu ikiz kenar üçgen. Neydi kuralımız? İkiz kenar üçgenin birbiriyle aynı uzunlukta olan kenarlarının karşılarındaki açılar da birbiriyle aynı oluyordu. Yani buradaki L açısıyla M açısı birbiriyle aynı. Bu ipucundan yararlanarak şimdi sorumuzu çözebiliriz. Üçgenin iç açıları 180 dereceydi. 180'den önce tepe açısını 50 dereceyi çıkaralım. K açısını. Evet 130 kaldı. 130 demek şu iki açı demek. İki, o zaman 2'ye bölelim. Çünkü x'i eşit. 130'u 2'ye bölüyorum. Bir de yok. 13'te 2 6 defa var o 0'ı getirdim 10 on oldu. 10'da 2 5 defa var. Ve böylece soruyu çözdüm. L açısı 65 derece oldu. Tabii ki M açısı da 65 derece oldu. Ve geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda paralel kenar ve eşkenar dörtgenlerle ilgili yine kolay sorular var. Ee, şimdi ilk şeklimize baktığımızda bir e, paralel kenar görüyoruz. Şimdi paralel kenarlarda dörtgenleri hatırlarsanız karşılıklı açılar birbiriyle aynı oluyordu. Mesela burası 102 derece ise A açısı C açısında 102 olması lazım. Şimdi C açısını zaten bulduk. Şimdi geri kaldı D ve B'yi bulacağız. Ne yapıyoruz? 102 ile 102'yi topluyoruz veya 2 ile de çarpabilirsiniz. 2 ile çarpalım biz. 2 kere 2 4 0 204 oldu. Dörtgenimizin Paralel kenarın iç açıları 360 derece olduğuna göre 360'tan 204'ü çıkaralım. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6, 5 kaldı burada. 3'ten 2 çıktı. 1. 156 oldu. 156 demek D ile B demek. Yani ikisi eşittir. O zaman 156'yı 2'ye bölersem her iki açıyı da bulmuş olacağım. 1 de yok. 15'te 2 7 defa var. 7 kere 2 14 çıkardım 1 kaldı 6'yı getirdim 16'da 2 8 defa var ve her iki açıyı da bulmuş oldum B açısı da 78 derece oldu D açısı da 78 derece oldu diğer eşkenar dörtgenimize bakalım yine aynı karşılıklı açılar birbiriyle aynı olduğu için F açısı 65 derece D açısı da 65 derece oluyor ne yapıyorum 65 ile 2'yi çarpıyorum ya da ikisini toplayacağız fark etmez 2 kere 5 10 elde var. 1, 2 kere 6 12 13 oldu. İkisi 130. Şimdi 360'tan 130'u çıkaracağım. Çıkaralım. 0, 3, 230 derece oldu. 230 demek E ile G açıları demek. Birbiriyle eşit olduğu için 2'ye bölüyorum. 2 ile 2 bir defa var. 3'ü indiriyorum. 3'te 2 bir defa var yine. 0'ı indiriyorum. 10'da 2 5 defa var. Ve böylece ne oldu? 115 derece oldu. G açısı da 115 derece oluyor. Hemen dördüncü soruya geçelim. Yanda verilen şekilde ABCD eşkenar dörtgendir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi bize ipucu verilmiş aslında. Nerede verilmiş? Çünkü bu dörtgenimizin eşkenar olduğu söylenmiş. O zaman D açısı 130 olduğuna göre buradaki B açısı da 130'dur ve e, içeriden bir doğru parçası konmuş e, eşkenar dörtgenin içine. Burası 23 derece. Bize soru işareti olan kısmın açısı soruluyor. Bunu şöyle yapabiliriz. Bakın burada ABK açısı yani B açısının ABK bölümü B açısı diyelim oraya. 23 olduğuna göre bunların ikisi beraber 130 olduğu için 130'dan 23'ü çıkarırsam zaten buradaki açıyı bulmuş olacağım. 0'dan çıkmaz verdim komşudan. 10'dan 3 çıktı. 7, 2 kaldı. 0, 107. Demek ki buradaki soru işaretiyle olan yer 107 dereceymiş. Zaten ikisini toplarsanız 130 olur. Böylece soru işaretini bulmuş olduk. 5. soru. Yanda verilen şekilde ABCD kare ve ABEC paralel kenardır. Buna göre CEB açısı kaç derecedir diyor. Yani şurasını soruyor. Şimdi e, ipuçlarını değerlendireceğiz yine. Neler verilmiş? Ben boyadım özellikle sizlere belli olsun diye. Paralel kenar olan bölümü. E, ABCD kare olduğuna göre ve bakın şurada bir ipucu var. Zaten bunları vermese bile şuradan anlayabiliriz. Karenin köşegeni tam böyle C'den A'ya çizilen köşegen açıyı tam ortadan kestiği için şu iki açı birbiriyle eşit oluyor zaten. Ve karenin içindeki bu açı ikisi beraber 90 derece biz bunu biliyoruz. O zaman biz 90'ı 2'ye bölersek şuradaki açıyı ve şuradaki açıyı bulmuş olacağız. 90'ı 2'ye bölelim. Evet 4 defa var. Sıfırı da getirdim 5 defa. Yani ne oldu? Buradaki açı 45 derece. Burası da 45 derece. Şimdi ben buradaki açıyı bulduğum zaman zaten burasının e, paralel kenar olduğunu görüyorum. Ve zaten soruda da söylüyor. Burası 45 derece ise paralel, e, paralel kenarın karşısındaki açı da bununla aynı olacağı için soru işareti olan yerde 45 derece oluyor. Ve kısaca kısa yoldan hemen sorunun çözümünü bulmuş olduk. Şimdi 6. soruya bakalım. Yine ipuçlarına çok dikkat edin. Yandaki şekilde ABCD dikdörtgen. Bakın şöyle A, B, C, D. Şu büyük olan kısım dikdörtgen. Ve A, F, E eşkenar üçgendir. İşte ipucu burada bakın. A, F, E yani şurası A, F, E. içinde bir eşkenar üçgen var. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi biz buradaki açıyı bulmak için şu üçgenin içini içindeki açıları düşünerek bulabiliriz. Ama ilk önce eşkenar üçgenin kaçar derece olduğunu hatırlayalım. 60 dereceydi değil mi? Evet 60 derece. Bu şekilde eğer burası 60 derece ise bunun ikisi beraber 90 derece olduğuna göre şurayı bulabilirim. Yani 90'dan 60'ı çıkarırım. Ne kaldı? 30 kaldı. Demek ki şurası 30. E şimdi burası da 90 derece. Nereden biliyorum? Çünkü dikdörtgenin içindeki açı 90 derece oluyor. 90 ile 30'u toplarım. Topluyorum. 0. 120 oldu. Şimdi 180'den 120'yi çıkarırsam soru işaretini bulmuş olacağım. 180'den 120'yi çıkarıyorum. Ve 60 derece. Demek ki soru işareti olan yer 60 dereceymiş. Bu şekilde bulmuş olduk. Hani e, şunu da söyleyeyim sevgili öğrenciler benim bulduğum başka e, yollardan başka siz değişik şekillerde de bulabilirsiniz çünkü üçgenlerde dikdörtgenlerde açıları bulurken çok farklı yollardan bulunabiliyor. İlla benim e, anlattığım yoldan değil başka yoldan da bulmuş olabilirsiniz. Yedinci soruya bakalım. Yanda verilen şekilde ABEF ile BCDE yamuktur. Buna göre B eksi A, Farkı kaçtır diyor. Şimdi burada e, dörtgenlerin özelliklerini bilmek gerekiyor. Nasıl özelliklerini bilmek gerekiyor? Şimdi burada A açısını bulacağız. B açısını bulacağız. Ve sonra bunların farkını bulacağız. Ama e, hatırlarsanız daha önceki videolarımı izlediyseniz veya okuldaki bilgilerinizden de hatırlıyorsunuzdur. Dörtgenlerde şuradaki yamukta şu e, açı ile Şuradaki açı ikisi beraber 180 derecedir. Şuradaki iki açı da 180 derecedir. Böylece yamuğun içi 360 derece olur. Yani buradaki D açısı ile şuradaki küçük B açısı ikisi beraber 180 derece olduğuna göre o zaman ben 180'den 73'ü 73'ü çıkarırsam bunu bulacağım zaten. Hemen 180'den 73'ü çıkarıyorum. Çıkmaz. Sıfırdan verdim. 10'dan 3 çıktı. 7. 7 kaldı. 0, 107. Demek ki B açısı 107 derece oluyor. Şimdi geldik diğer yamuk olan bölüme. Yine buradaki açı ile şu yani ikisi 180 derece. Buradakiler de 180 derecedir. Bakın yan yana olan açılar birbiriyle yamukta 180 derece oluyor. Bunlar yan yana, bunlar da yan yana. O zaman burasının 90 derece olduğunu zaten şurada ipucu verilmiş. 180'den 90'ı çıkarırsam A açısını da bulacağım. Hemen 180'den 90'ı çıkarıyorum. 0, 18'den çıktı 9. Demek ki A açısı da 90 derece oldu. Bunu da buradan buldum. Şimdi ne yapıyorum? B eksi A farkını sorduğuna göre 107'den 90'ı çıkarırsam sorunun cevabını bulmuş oluyorum. Şurada çıkarayım sorunun tamamı gözüksün. 107'den 90'ı çıkaralım. 7 1 Demek ki cevabımız 17 çıktı. Böylece bu son sorumuzdu. Dörtgenler ve üçgenlerle ilgili açı sorularıyla açı sorularını zaten sınava hazırlık ve yazılıya hazırlık e, videolarında çektiğimiz zaman sizlere çok anlatacağız, çekeceğiz, örnekler, sorular göstereceğiz. Şimdilik bu kadar. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.